Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere tekrardan bir iftar menüsü hazırlayacağım. Bu seferki menü misafirlerinize de sunabileceğiniz bir menü olacak. Neler hazırlayacağım? Hemen öncelikle onları sıralayayım. Sulu köfte hazırlayacağım. Ezogelin çorbası, pirinç pilavı, Şam tatlısı, bir de çoban salatası yapacağım inşallah. Hepsini en fazla 1,5 saatte hazırlayacağım. İlk önce köftemi yaparak başlıyorum. 400 gram kıymamı kabımın içerisine aldım. 1 çay bardağı ince bulgur. Şöyle çay bardağının sadece dibinde sıcak su ekliyorum. Yumurta. Yani kuru soğan ince eriyle rendeliyorum. Baharatlarımı da ekliyorum. Tamamen göz kararı ekleyebilirsiniz. Ben şöyle tatlı kaşığının ucuyla ekleyeceğim. Pul biber, karabiber. Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Yoğuruyorum. Şöyle bir tutam. Çok fazla olmadan da maydanoz. Ama maydanozları küçük küçük doğrayın. Çok iri kalmasın. Bunu da eklemekte zorunda değilsiniz. İstemezseniz eklemeyin. Tekrardan yoğuruyorum. Eğer ki köftenizi dinlendirmeye vaktiniz olmazsa, dinlendirmeyecekseniz su eklemeyin. Direkt susuz yapın. Yani su eklemeden diğerlerini katarak yoğurabilirsiniz. Ama su katarsanız dinlendirmeniz gerekiyor. Ben birazcık çünkü bekleteceğim bulgurumun şişmesi için. Şimdi köftemi hemen dolaba kaldırıyorum. Ve 10 dakika dinlendireceğim. Ben o arada hemen ezogelin çorbamı koyacağım. İlk önce çorbama başlamadan pirinci mısırını 250 ml bardakla 1 buçuk yapacağım. Bu sefer hazırladığım menü 7 kişilik. Hemen üzerine kaynar su ekliyorum. Şöyle göstereyim. Bir su bardağı kırmızı mercimek, bir yemek kaşığı bulgur, bir yemek kaşığı da pirinci karıştırdım. Kenara koyuyorum. Onlar ıslansın, ben soğanımı kavurana kadar. Hemen bir adet kuru soğanı yemeklik doğradım, onu ekliyorum. Yarım çay bardağından daha az sıvı yağını ekliyorum. Bir yemek kaşığı da tereyağı. Ocağımın altını yakıyorum. Soğanlar pembeleşene kadar kavuruyorum. Pembeleşen soğanın içerisine şöyle bir diş sarımsağı küçük küçük doğruyorum. Bir yemek kaşığı domates salçası. Yarım yemek kaşığından biraz fazla biber salçası. Bir yemek kaşığı un ekledim. Bir yemek kaşığı da nane. Maalesef o esnada kameramı kapatmışım. Yani telefonla çekiyordum. Kameraya daha yeni yeni alıştığım için bazen böyle aksilikler oluyor. Dediğim gibi o esnayı göremediniz maalesef. Eğer isterseniz ezogelin çorbası kanalımda var. Oradan bakabilirsiniz. Kusuruma bakmayın lütfen. Unu ekledikten sonra 2 dakika karıştıra karıştıra kavurdum. 2 su bardağı da soğuk su ekledim. Sadece bu aşamayı göremediniz maalesef. Karıştırıyorum. İlk önce sıcak su eklemeyin. Çünkü ununuz topaklı kalır. 2 su bardağı su ekleyin. Ondan sonra kaynar su eklersiniz. Kettle'da kaynattığım suyumu ekliyorum. Camı orta ateşe alıyorum. Kaynamaya başlayınca içerisine mercimek, pirinç ve bulgurumu katacağım. Çorba kaynamaya başladı. Hemen yıkadığım mercimek, pirinç ve bulgur karışımını içerisine ekliyorum. Şöyle bir karıştırayım. Tuzunu ekleyeceğim. Tamamen damak tadınıza göre şöyle bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ucuyla karabiber ve pul biber.
Karıştırıyorum. Kapağımı yarıya getiriyorum. Kısık ateşe alıyorum. Pişerken ben hemen köftelerime geri dönüyorum. Yanıma birazcık yağ aldım. Hemen şöyle elime hafif yağ alıyorum. Boyutunu göstereyim hemen. Şu şekilde yeterli. Daha küçük de isterseniz yapabilirsiniz. Hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Sulu köftenin içerisine ben bir tane de patates ekleyeceğim. Çok fazla değil. Sadece şöyle orta boydan biraz daha büyük patatesi küp küp doğrayacağım. Şöyle çorbamı bir göstereyim. Altını kısmayı unutmayın. Bir de ara ara karıştırın. Çünkü birazcık dibine tutabilir. Dikkat edin. Gördüğünüz gibi koyulaştıkça su ekleyebilirsiniz. Kıvamını istediğiniz gibi ayarlarsınız. Kettle'ınızda her zaman suyunuz olsun. Çorbamı şimdi arka tarafa alıyorum. Ve sulu köftemi yapmaya başlıyorum. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Isınan yağımın içerisine şöyle bir yemek kaşığı domates, yarım da biber salçası ekliyorum. Şöyle karıştırıyorum. İçerisine doğradığım patatesleri ekliyorum. Bir iki dakika kavuracağım. Yağı biraz fazla gibi gözükebilir ama köfteleri attığım zaman bütünlenecek. Baharatlarını ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Karabiber, pul biber. Baharatları her zaman söylediğim gibi ben öyle koyarken ölçü söylüyorum ama siz lütfen dikkatli ekleyin. Hemen kettle'da kaynattığım suyumu ekliyorum. Çok fazla eklemedim. Gayet normal. Suyunu birdenbire eklemeyin. Önce birazcık ekleyin. Köftelerinizi attıktan sonra kıvamını ayarlarsınız. Kapağını kapatıyorum. İyice kaynamaya başlayınca köftelerimi içerisine atacağım. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Zaten kettle'dan su koyduğum için çok çabuk kaynadı. Hemen köftelerimi rahat atabilmem için şöyle süzgece koydum. İçerisine atıyorum. Köftelerinizi atmaya başladığınızda ocağınızın altı yüksekte olsun. Şöyle karıştırmayacağım. Bırakacağım bu şekilde. Köftelerim dağılmaması için. Altı yüksekte iyice fokur fokur kaynayana kadar altı yüksekte kalsın ocağınızın. Gözünüz sürekli köftede olsun. Patates böyle pişince hemen kapatın altını. Yoksa patatesler dağılır. Pilavımı yapmak için şöyle bir yemek kaşığı tereyağını ocağıma alıyorum. 3-4 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum. Eriyen yağımın içerisine pirinci katıyorum. Şöyle birkaç damla limon damlatıyorum. Bir tane de şeker. Arkadaşlar maalesef gene kamerayı kapatmışım. Kusuruma bakmayın lütfen. Biraz acemi olduğum için bu kamerada alışamadım bir türlü. 2 su bardağı su ekledim sadece. Gördüğünüz gibi çekiyor. Az kaldı. En kısa alın. Çok kısık da olsun. Yemeğimin de altını kapattım. Çorbamı da blenderdan çekeceğim. Biraz koyulaşmış olabilir. Çünkü bekledi. Önce blenderdan çekeyim, ondan sonra kıvamını ayarlayacağım. Birazcık pirinçleri taneli kalsın. Çok aşırı derecede blenderdan çekmeyin. Gayet güzel oldu. Tamamdır.
Bu arada pilavım da pişti. Onu da kapatıyorum artık. Kenara alıyorum. Hemen Şam tatlısını, şerbetini koyacağım. Şöyle uygun bir tencereyi ocağıma koyuyorum. 3 su bardağı su ekliyorum. 200 milimlik bardak. 2,5 su bardağı da şeker. Ve bir dilim de limon atıyorum içerisine. 10 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alacağım ılık olarak. Ilıktan biraz daha soğuk diyebilirim. Tatlımın üzerine dökeceğim. O yüzden önceden şerbetinizi hazırlayın. Hemen Şam tatlısının hamurunu yapmaya başlıyorum. Şöyle 1 su bardağı yoğurt, 200 milimlik bardak kullanıyorum. 1 su bardağı toz şeker. Yarım su bardağı sıvı yağ. Çırpıyorum önce bunları. 2 su bardağından 2 parmak eksik irmik ekliyorum. 1 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu. Karıştırıyorum. İyice karıştırdım. Birbirine yediğinden iyice emin olun. Tamamdır. Hemen şöyle borcam kullanacağım ben. Siz de fırınınıza uygun tepsi kullanabilirsiniz. Benim mini fırın olduğu için her tepsi fırınıma girmiyor. O yüzden bunu da yapacağım. Şöyle. Şöyle düzlüyorum. Normalde bunun üzerine fıstık koyuyorlar ama benim evimde şu anda yok. Ceviz koyacağım ben de. Derecelik fırını önceden ısıttım. Üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Salatamı yapmaya başlıyorum. Çoban salatası yapacağım. Neler kullanacağım? Domates, maydanoz, salatalık, yeşil biber, bir de kuru soğan kullanacağım. Hemen doğramaya başlıyorum. Ne kadar olduğunu söylemiyorum. Siz ne kadar isterseniz o kadar yapabilirsiniz salatanızı. Hemen hepsini çok ufak doğramayacağım. Normal büyüklükte. Salatanın yağını, limonunu yani sosunu daha sonra ekleyeceğim. Şu anda iftar vaktine var. Ondan dolayı tatlım da fırında bir 5 dakika daha pişmesi gerekiyor. 5 dakikada dışarıda dinlendireceğim için. O süre içerisinde ben hemen bir salatası yapacağım. Kolay yoldan şöyle garnitür aldım. Onunla yapacağım. Hemen kenara alayım. Bu süzülsün. 1 yemek kaşığı dolusu mayonez kullanacağım. Mayonezi seviyorsanız daha fazla da ekleyebilirsiniz. 3 yemek kaşığı da yoğurt. İçerisine birkaç tane de salatalık doğrayacağım. Şöyle ufak ufak. İçerisine de katıyorum. Amerikan salatası. İlk sıcaklığı çıktı. Bir 10-15 dakika dışarıda dinlendirdim. Tatlım da aynı şekilde. Ilıktan biraz daha soğuk. Hemen önce kesiyorum. Şerbetini boşaltıyorum. Tatlım biraz dinlendireceğim. Ben o arada yemeklerimi getireyim. Son halini görün. Zamanım olmadığı için çok fazla bekletemeyeceğim. Ama iftara daha var. Bir saat daha var. O süre içerisinde çeker zaten. Aslında siz tatlınızı akşamdan yapsanız daha kolaylık olur. Evet, bütün yemeklerim hazır. Gördüğünüz gibi 1 saat 40 dakikada hepsini hazırladım. Neler hazırladım hemen sıralayayım. Ezogelin çorbası, sulu köfte, sade bir pirinç pilavı hazırladım. Şam tatlısı, çoban salatası, ayrıyetten de bir Amerikan salatası yaptım. Yemeklerimin son halini masamda göreceksiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.